Günaydın. Sen tamam yani okula gelmiyorum falan ama bir günaydın diyebilirsin yani. Öyle hortlak görmüş gibi davranmana gerek yok. Yok. Ben... Sen ne? İyi misin? Selam. Döndün demek. Ha, öyle oldu. İyi oldu, hoş oldu. Sen yokken bu varoşlar çekilmiyordu. Zeka seviyeleri yükselir şimdi biraz. Her şey de bıraktığım yerden devam ediyor herhalde. Sen de böyle uyuzluğa, gıcıklığa devam ediyorsun. Mütemadiyen, mütemadiyen. Güzel. Süsen, kütüphanede kaynak bakacaktık ödev için. Ya biliyorum canım, benim görevimde ama insan unutmuş olamaz. Görüşürüz Tolga. Görüşürüz. Şunlara bak, birbirlerinden ayrı duramıyorlar. Ha? Normal bir şey mi bu? Affedilir bir şey mi? Meraken soruyorum. Ya sen şimdi niye kitap üzerinden sana laf atıyorsun? Hayırdır, avukatım oldun? Ha, oldum. Ne olacak? Abi ne olur biraz sakin olur musun lütfen? Hocam ben çıkabilir miyim? Çık Süsen'cim, çık. Ya. Çocuklar, belli ki başka özel mevzular var. O yüzden bu konuyu burada kapatıyorum. Başka yerlere gitmesin. Aynen hocam. O zaman ben de konuyu şöyle bir kapıyorum. Anna'yı seviyoruz ama sonunda ölmeseydi çok iyiydi. Hocam ben de o zaman şöyle küçük bir ekleme yapayım. Anna'nın uğruna intihar ettiği adam şerefsizin tekiydi. Günümüzde de böyle insanlar vardır. Onlara karşı dikkatli olmalıyız değil mi Afracığım? Aa bak Afracığım dedim, ağzımdan kaçtı. Merak etme. Herkes hata yapar. Önemli olan sonrasında doğruyu bulmak değil mi? Oğulcan'ı izle şimdi. Bak şuradan bir inme iniyor şu an. Kalbim hızlı çarpıyor. Normal mi bu? Sorma bana Şamiş. Tamam. Evet çocuklar, ders bitti. Herkes yeni okuyacağı romanı yarın bana bildirsin, tamam mı? Hocam. Efendim Tolgacığım. Acaba çocuk klasiklerini de tercih edebiliyor muyuz? Tabii edebilirsiniz. Bahar'a bir hikaye kitabı okumak istiyorum da. Bahar kim Tolgacığım? Akraban mı? Kardeşim hocam. Yani kardeşim gibi hissettiğim biri. Bak bak bak. Hemen de peşinden gidiyor. Bunlar zaten ne ara bu kadar yakın oldu anlamadım. Süsen. İyi misin? İyiyim Sarp. Ha. Biraz yalnız kalabilir miyim? Ağlama, lütfen ağlama ya. Ne olur ağlama artık. Hadi gel ben seni eve bırakayım. Yolda da hiç konuşmayalım, tamam mı? Sarp, şu an tek istediğim şey yalnız kalmak. Lütfen. Tamam. Yalnız kal. Ama fikrin değişirse ara. Tamam. Ömer, ben... Bakıyorum üzgünken ilk koştuğun kişi şimdi avukatlığını yapıyor. Tebrik ederim. Ömer ne olur yapma. Ben bir şey yapmıyorum size. Ne yaptıysan sen yaptın.